Halkların Demokratik Partisi grubu adına 6. konuşmacı Adıyaman Milletvekili Sayın Behçet Yıldırım. Buyurunuz. Süreniz 10 dakika. Teşekkürler Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tarım Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu bütçesi üzerine partim HDP adına söz almış bulunmaktayım. Bizleri ekranı başında seyreden değerli halkımı son gelen tütün yasası ile mağdur edilen başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm tütün emekçilerini buradan saygıyla selamlıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bir hekim olarak 2 gün önce Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine konuştun. Tütün ve alkol piyasasından sana ne? Başka biri konuşsaydı daha iyi olmaz mı diyeceksiniz. Ama bakın, Sayın Tarım Bakanımız da bir hekim. Üstelik genel cerrah. AKP iktidarı tarımı bitirdi. Tarım can çekişiyor. Her türlü tedavi uygulandı. Medikal, kemoterapi, radyoterapi, alternatif tedavileri uygulandı. Fayda etmedi. Şimdi tarım ameliyat masasını aldı. Genel cerrah meslektaşım Doktor Eşref Fakı Baba opera edecek. Bakalım hastayı, tarımı kurtarabilecek mi? Sakın hasta inop olmasın bakanım. İşiniz çok zor. Sayın Bakanım, tarım ülkesi olan güzelim yurdum bugün saman, nohut, mercimek, et ithal eder duruma gelmişse işiniz gerçekten zor. Umarım başarılı olursunuz. Tarım Bakanı genel cerrah olunca benim de Adıyaman'ı çok yakından ilgilenen tütün konusunda konuşmam son derece normal. Şimdi Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu bütçe görüşmelerinde başkan vekilinin bütçe sunumuna bakıyorum. Tütün ve alkol piyasasının stratejik öneminden bahsediyor. Bütçe gelirleri bakımından önemli bir yer tutmaktadır diyor. Ancak içeriye ilişkin herhangi bir açıklama yapmadan kurumun hangi kanunla kurulduğunu belirtmekle yetiniyor. Tütün üretimi piyasası asıl kimin için stratejik ve önemli olduğunu birazcık anlatayım size. Sarmalış kıyılmış tütün, Adıyaman üreticisi ve Adıyaman tütün pazarında bulunan esnaf için dolaylı olarak tüm Adıyamanlar ve topyekün Adıyaman ekonomisi için stratejik ve ciddi bir gelir kaynağıydı. Ancak geçen ay kabul edilen 7061 sayılı bazı vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile tütün üreticisinin küçük esnafının bitirilmesi noktasında önemli bir adım attı AKP iktidarı. Yasal düzenleme adı altında yasal engelleme getirdiniz. Tütün üreticiler bu tütün yasağına haklı bir tepki göstermek amacıyla demokratik yollarla sesini ilgilere duyurmak istediler. Ancak buna karşı valilik ne yaptı? Basın açıklamalarını yasakladı. Hani o hal vatandaşa değil devlete uygulanacaktı? O hali çiftçilerin, tütün üreticilerinin haklı talebini bastırmak için kullandılar. Bu kadar orantısız, sert müdahale etmeleri gerekmiyordu. Halk bir muhatap aradı. Ne vali ne de AKP vekilleri vardı. Halk işin muhataplarını, yani valiyi, AKP vekilini göremeyince, onlar inisiyatif almayınca tütün üreticileriyle güvenlik güçleri baş başa kaldılar ve maalesef bu nahoş görüntüler ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın sadece tütün alın terimizdir diyen insanlar, ellerinde Türk bayrağı olan insanlar, ellerinde basit dövizler olan insanlar gazlandı, coplandı. 3-4 saat orada resmen halka işkence, eziyet ettiler. Yüzden fazla tütün üreticisi gözaltına alındı. Biz olayların durulması için valiyle görüşmeye çalıştık. Valiye gittim ancak vali makamında, valinin kapısında valinin korumaları, vali sizinle görüşmek istemiyor dedi. Valilik ve bu yasanın savunucuları halkın yapmak istediği basın açıklamasını kriminalize etmek için provokatör kelimesinin arkasına sığdılar. Provokatör kimdir? Tütün üreticisi mi? Bu eylemi halk kendisi inisiyatif olarak sosyal medya üzerinden örgütlenerek geliştirmiştir. Tütün nasıl siyaset üstü bir konu ise eylemin gerçekleşmesi de tamamen siyaset üstüdür. Tütün üreticileri sadece tütün yasağına haklı bir tepki göstermek amacıyla demokratik yollarla sesini ilgilere duyurmak için hepsi buydu. Ama karşılığında gaz, su ve coplanarak gördüler. Tütün üreticilerine, tütün esnafına yapılan bu orantısız ve haksız muameleyi o zaman da kınamıştım, şimdi de kınıyorum. Basın açıklamasından sonra vali, halk bize gaz bombası attı. AKP il başkanı ise dışarıdan gelen provokatörler dedi. Üzerinde neredeyse bir ay geçiyor, yüzden fazla insan gözaltına alındı. Bunlardan kaç kişi şehir dışından gelmişti? Kim gaz bombası atmıştı? Ne hikmetse hala açıklanmadı.
açıklayamazlardı çünkü külliyen yalan. Orada bulunanlar AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi, hepsi tütünlerisi, hepsi Adıyaman halkıydı. Klasik bir söyleminiz var. Durmadan söylüyorsunuz. Tütünü biz yasaklamadık. Tekeli biz kapatmadık. Tütün zaten yasaktı. Tekeli zaten Kemal Dermiş ve IMF kapatmıştı. İyi de 15 yıldır iktidar olan kim? Madem ki Kemal Derviş tütünü yasakladı, IMF yasakladı. Siz yerli ve millisiniz. Siz serbest bıraksaydınız. Tam tersi, tütün ticaretine suçla orantısız bir şekilde 3-6 yıllık cezalar getirerek siz yasaları daha da katmerlediniz. Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu benim anladığım kadarıyla yerli tütün piyasasını tamamen bitiriyor. Bu piyasayı uluslararası sigara tekerlerine bırakıyor. Dünya Bankası ile yapılan anlaşmalar sonucunda 4733 sayılı yasanın çıktığı günden bu yana tarımda, üretimde bir gerileme yaşandı. Değerli milletvekilleri, tütünün toplumsal hayatta etkilerini Adıyaman özelinde bu mecliste defalarca anlattık. Adıyaman'ın yoksul ve ırgatta mahkum olacağını defalarca söyledik. Özellikle Adıyaman için söyleyeyim, bu sarmalık kıyılmış tütün ticareti nedeniyle Adıyaman'daki bütün iş kolları dolaylı olarak faydalanıyordu. Şimdi öyle bir proje, öyle bir üretim alanı düşünün ki köyden kente göçü engellesin, sosyal dokuyu korusun, ciddi bir istihdam alanı yaratsın, üretici emeğinin karşılığını aldığı için kazansın, esnaf ticaretini yaptığı için kazansın, tüketici de ucuza mal ettiği için ve cebinden tasarruf için kazansın. Ayrıca cezalarıyla yasaklamaya, önlemeye çalıştığınız yurt dışından getirilen sigara kaçaklığını da önlesin. Ama siz ne yaptınız? İşte sarmalık kıymalık tütün üretimi ve ticaretinin fiil olarak halihazırdaki durumu buydu. Bu durum nedeniyle Adıyaman ve yerel tütün üreticisinin baştan beri hükümetten şöyle bir beklentisi vardı. Bakın bizim sarmalık kıymış tütünümüz var ancak bunun üretimi serbest ama yatışı yasak. Biz bu tütünü başka illere gönderdiğimiz zaman yolda tütünümüze el konuyor, bize cezalar kesiliyor. Biz bu durumun sona ermesini, ürettiğimiz sarmalık kıyılmış tütünü rahatça satabilmek istiyoruz diyordu. Buna bir çözüm bulun ve bu üretimi destekler mahiyette bu duruma yasallık kazandırın diyordu. Siz ne yaptınız? Katmerli cezalarla sarmalık kıyılmış tütünün halihazırdaki pazarını yok etmeye çalışıyorsunuz. Sarmalık kıyılmış tütünü ticari amaçla bulundurmak dahi suçtur. Bunu kooperatif eliyle yasal hale getirdik diyeceksiniz ama kooperatif eliyle satışı değil, kooperatif eliyle tütün üretimini bitirmeye çalışıyorsunuz. Belirli merkezler ve ancak kurulun izniyle kooperatif kurulacağı belirlenmiştir. Yani yarın öbür gün kurul hayır burada kooperatif kuramasın derse tütün kooperatif eliyle işlenmesi ve satılması mümkün olmayacaktır. Kooperatif kurmak zor ancak üretici bir araya geldi ve kooperatif kurdu. Peki kooperatifin alım ve satımını yapacak bir ürünün vergi oranı nedir? Vergi oranını daha sonra konuşuruz diyorsunuz. Eğer tütün mamullerine ilişkin benzer oranda vergi kaydı konulacak ise çünkü tütün mamullerinde %80 vergi var. Ben baştan söyleyeyim bu kooperatifin sigara firmalarıyla rekabet şansı sıfırdır. Bu ileriki zamanlarda kooperatifin kapatılmasına gidecek bir süreci başlatacaktır. Adıyaman tütünü artık geleneksel tütün pazarında yerini alamayacak, nerede olacak? Firmaların insafında, bir firmanın deposunda, yani yasal, modern soyguncuların elinde olacak. Burada işçi köylü değil, o deponun sahipleri kazanacak. Ya da Adıyaman tütünü sigara firmaları rekabet edemeyecek, bir kooperatifin ambarında çürüyecek. Tütün yasaklamaları tarım politikalarında bağımsız değerlendiremez arkadaşlar. Üretmeyen, tüketen yani dışarıya bağımlı bir pazar haline getirdik memleketi. Nasıl et ithalatı varsa saman ithalatı eden bir ülkeye dönüştüksek aynı şekilde tütün ithal eden bir ülke olduk. Yoksa alın, kooperatif kurun, tütününüzü burada satın, ben size %80-83 vergi alırım derseniz aynı şekilde makarona da çok fahiş vergiler getirirseniz bunun adı yasal güvence değil, yasal engelleme olur. Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi durum nedir? Türkiye'de ciddi bir pazar olan Adıyaman tütünü satan esnaflara özellikle batı illerinde ve metropollerde duman 1 ve duman 2 sanki esnaflara satıyorlarmış gibi operasyonlar yapılıyor. Yüklü miktarda cezalar kesiliyor, tütünlerine el konuluyor. Kargolar taşımıyordu, halk direndi. Sonra rica ile, mihnet ile kargo şirketleri Temmuz ayına kadar taşıma sözü verdiler. Ama taşıyacak tütün yok çünkü arada. Çünkü piyasa çökertildi. Özel araçlarla tütünü taşıyanlar da yolda yakalanıyor, tütünlerine el konuyor. 92 bin TL'ye kadar cezalar kesiyor, arabaları bağlanıyor. Vatandaş el konulan tütünden vazgeçmiş, cezaları ödememek için çeşitli yollara başvuruyor.
Bütün bu yasaklayıcı uygulamalar neticesinde Adıyaman tütününe olan talep düşürülmüş, köylünün, üreticinin tütünleri ellerinde kalmış durumdadır. Tütününü satamayan köylerimiz mağdur bırakılmış, ihtiyaçlarımız karşılayamaz duruma getirilmiştir. Geçimi tütüne dayalı olan Adıyaman şu anda büyük bir Adıyaman'da şu anda büyük bir ekonomik durgunluk söz konusudur. Bu konuda çok yoğun Buyurun tamamlayın. Ama bu böyle gitmez, gitmemeli. Adıyaman'ımıza sahip çıkmalıyız. Adıyaman'ı daha fazla işsizlikle, açlıkla terbiye etmeyelim. Irgatlaştırmayalım diyorum. Sağlığa bilinen tütünün üretilmesini, üretilmesini, tüketilmesini, pazarlanmasını denetleyecek tekel gibi bir kurumun tekrar oluşturması gerçek bir çözüm olacaktır. Ne üreticilerimiz ne de tüketicilerimiz küresel dev sigara tekelerinin insafına terk edilmeyecektir. Bu arada AKP iktidarı zarar görmesin diye yerelde çabalayan tırşıklı dediğin bir kesim var. Onlar iktidara göbekten baldıkları için bağlı oldukları, oradan beslendikleri için işi gücü iktidara aklamak. Bu kesim iktidara vebal gelmesin diye türlü yalanlara sarılıyor. İktidar yanlış yaptığını itiraf etse bile bu kesim çeşitli yalan ve yalakalıklarla gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Buradan da onları şiddetle kınıyorum. Vicdanınızı atmayın, gerçeklere sarılın, vatandaş yalanlardan ve yanlış bilgilerden vazgeçin. Aynı zamanda Adıyaman için önemli olan Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım.